İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce bu ve bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bugün size ceviz çimlendirmeyi göstermeye çalıştım. Arkadaşlar ilk önce beğendiğimiz cevizleri bir su kabına 3 gün boyunca koyuyoruz. Cevizler içinde ağızlarını açmaya başlıyor. 3 gün geçtikten sonra ağızları açılmaya başlamış şekilde bir ıslak bezin içine bunları koyuyoruz. Islak bezin içine koymamızın sebebi içinden çıkan filizlerin ne eksik ne de fazla şekilde sulanmasını sağlamak. Bezin içinde ortalama bir hafta bekletiyoruz. Bir hafta içinde bezimiz kurudukça sürekli nemlenmiş şekilde ıslatıp tekrar aynı şekilde cevizleri içine koyuyoruz. Cevizleri arkadaşlar 10 gün geçtikten sonra plastik kabın içine dikiyoruz. Bir parmak boyunda eşiyoruz. İçine cevizimizi koyuyoruz. Üstünü örterken hiçbir şekilde baskı yapmıyoruz. Çimlenen kısmın kırılmaması için. Üstüne kadar toprağı döküyoruz. Üstünü ortalama birkaç santim kapatacak şekilde örtüyoruz. Örttükten sonra arkadaşlar üstüne can suyunu ekliyoruz. Arkadaşlar plastik kovayı tercih etmemizin sebebi tüplü şekilde yandan keserek toprağa gömebilmemizi sağlamasıdır. İlk gördüğünüz videodaki ceviz ağacımız ikinci senesi arkadaşlar. Burada büyüdükten sonra ceviz ağacımızın nerede yetişmesini istiyorsak oraya taşımamızı sağlıyor. Cevizlerin diplerine çuvallar geçirdik arkadaşlar. Bu çuvallar devletimiz köyümüze geyik saldığı için geyikler cevizin kökünü çok seviyor. Boynuzlarıyla kırıyor. Ondan dolayı koruma amaçlı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.